Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için son 14 yılda sahada oynanan oyundan çok yaşanan olaylarla gündeme gelen derbileri derledik. Türkiye'nin dört büyük takımı birbirleriyle oynadığı maçlarda öyle olaylar izlettiler ki bizlere yok artık bu da olur mu dedirtmekle kalmayıp heykel bile diktirtmişlerdir. Vakit kaybetmeden detaylara inelim. 10 Şubat 2021 bitiş tarihli bir çekilişimiz var ve iki talihliye tuttuğu takımın formasını hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup videolara like atmak. Tarihlerden 19 Mayıs 2007. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, namı değer Sulu Derbi. Sulu Derbi olarak hatırlanan bu karşılaşmanın en önemli özelliği Fenerbahçe'nin önceki haftalarda şampiyonluğu ilan ederek bu maça çıkmasıydı. Daha ilk dakikasından gerilim dozajının yüksek olduğu maçta bir an olsun tansiyon düşmemişti. Maçta neler mi yaşandı? Buyurun izleyelim. Samiyen'de 1-0 önde. Tümen korneri kullanmaya çalışıyor. Kullanamadı. 2009 yılının ortalarında Galatasaray ile Fenerbahçe tekrar karşı karşıya geliyor. Golsüz beraberlikle sonuçlanan derbi, oynanan oyundan çok sahanın her bölgesinde yaşanan kavgalarıyla akıllarda yer ediniyor. Lugano'nun Emre Aşık'a attığı kafayla başlayan gerginlik, Arda Turan ve Semih Şentürk'ün kavgasıyla zirveye çıkmıştı. Maç tamamlandığında Fırat Aydınus 4 oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Bir başka derbi, o zamanın en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Sezona Fatih Terim önderliğinde yeni bir yapılanmayla başlayan Galatasaray, Carvajalli Beşiktaş'a konuk oluyor. Oynanan oyundan daha çok konuşulan konu, Beşiktaşlı bir taraftarın sahaya girerek Eboué'ye saldırması oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 12 Mayıs 2012 yılında süper finalde karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray'a beraberlik dahi yetiyordu. Mücadele 0-0 tamamlandı, Sarı Kırmızılılar şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle saha ortasında şampiyonluk kutlayan Sarı Kırmızılı futbolculara tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar sahaya indi. Biraz iyi.
Trabzon semalarına çıkmak isteyen Galatasaray, deyim yerindeyse Karadeniz sularında boğuluyordu az daha. 23 Aralık 2012 tarihinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bir sezon önce Trabzonspor'da gol krallığı yaşamış Burak Yılmaz. Üstünde sarı kırmızılı forma var bir de. Golcü oyuncuya yoğun tepki gösteren bordo mavili taraftarlar önce Burak Yılmaz'ın kafasına su şişesi, daha sonra ise ses bombası attılar. Mayıs 2013 Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Karşılaşma oldukça dostça görüntülerle başlamış ve öyle de devam etmişti. Ta ki 90. dakikada karşı karşıya gelen iki takımın kaptanları Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel birbirine girene kadar. Uzun süre yaşanan kavganın ardından hakem tarafından iki oyuncu da kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçı Fenerbahçe 2-1 üstünlükle kazandı. Eylül 2013 Olimpiyat Stadında Beşiktaş'ın konuğu olan Galatasaray maçı 2013-2014 sezonunun ilk derbisi. Güzel futbola sahne olmuş ancak son dakikalarda Felipe Melo'nun gördüğü kırmızı kart sonrası seyirci sahaya girmişti. Hakem Fırat Aydınus soyunma odasına gitti ve maçı tatil etme kararı aldı.